20 Eylül, 26 Eylül. Değerli Başak burçları nasılsınız? Şöyle bir haritanıza baktım da ne diyeyim, nereden nasıl gireyim diyorum. Ama yükselen ay burcunuzu mutlaka takip edin. Ben bir şekilde toparlayıp size bir yerden bunu anlatacağım. Instagram sayfamda günlük Türkiye ve dünya gündemini merak edenler takip edebilir. Günlük yazılarımdan ve iş konularınız ya da renk ve günlük ne renk giyebileceğinizle ilgili bilgilerimizi Instagram sayfamdan takip edebilirsiniz. Evet, şöyle söyleyeceğim değerli Başak burçları, bu bir süredir finans anlamında kendinizi toplamak, kendinizi bu konuda mutlu ve huzurlu hissetmek istiyorsunuz ve bir türlü bu dengeyi sağlayamıyorsunuz ya. Evet, para ve finans konularında mali konularla ilgili yeni sözleşmeler, yeni anlaşmalar, yeni toplantılar, yeni oluşumlar söz konusu olacak. Ve istediğiniz anlaşmalar hayatınızda doğru sürece doğru ilerliyor ve kendinizi parasal anlamda daha güçlü, daha keyifli, maddiyatın yaratacağı sinyallerle daha güzel alanların kapılarını kutlayacaksınız ve para konusunda çok şanslısınız. Özellikle de yeni iş anlaşması ya da eşinizin işiyle alakalı beklediğiniz büyük anlaşmalar varsa bu kapıların çok rahat bir şekilde toparlanacağı ve güçleneceği bir evre. O yüzden bence para şansını bol bol dileyin. Hanenize böyle para dolsun, bolluk dolsun diyorum. Finans alanında çalışan mali ya da ne bileyim satış para büyük finansta alım satım işleriyle çalışıyorsanız bulunduğunuz firmayı değiştirmek farklı firmada yer almak istiyorsunuz. Bununla ilgili ön konuşmalarınız söz konusu olacak ve bunu başaracaksınız ama daha vaktiniz var. Özellikle de kendi işini yapan Başak burçlarında en önemli şey işinizle alakalı özveri verdiğiniz etrafınızdaki insanların saygısını tekrar kazanıp yöneticiniz ya da patronunuzla ilgili problemli olan noktaları değiştirip kendinizi daha güvende hissedeceksiniz. Bunları toparlama, bunları iyileştirme döneminiz olacak. Bu da size mutluluk verecek. Aileyle ortaklı işiniz varsa, yakın bir dostunuzla ortaklı bir iş, küçük bir alanınız varsa ufak ufak kazançlarınızın hayata daha hızlı şekilde, hatta alanı büyütmek, daha markalaştırmak, daha güçlendirmek istiyorsunuz ama hani beklediğimiz ufak tefek paralar var ya, bunu da işe koymak istediğiniz için hani ödemeyi mi yapsam, işe mi yapsam kararsız. Hadi bunu işe koy. Daha büyük kazanç ve daha huzur verecek sana. O yüzden cesaretini topla, işe parayı ver diyorum. Ve bu iş sana ev getirecek kadar da, işin markalaşacak kadar da güzel noktalar oluşacak. Yani parayla ilgili problem kalkacak. Yani siz özellikle Ekim'in ortasına kadar parayla ilgili problemleriniz yavaş yavaş iyileşme noktasına doğru ve anlaşacağınız her iş kapısı da size para anlamında da keyif yaratacak. Tadını çıkartın diyorum. Maddi anlamda siz oldukça şanslısınız ama ilişkiler konusunda terslikler, çevrenizdeki insanların tavır ve edaları, ukala tavrı, hani kendi egolarında savaşır gibi evrelerinden çok haz almayacağınız bir hafta. Yakın dostunuz, çevrenizi bir gözden geçireceksiniz. Bunların hani orası kalkmış, burası kalkmış, egosu kalkmış diyeceğiz. Birçok insanı eleme ve özellikle çok yakın bir dostunuzun tavrını tamamıyla yanlış anlayıp onu hayatınızdan çıkar. Bence o an alınganlık haliniz, dostunuz iyi, dostunuz kötü değil. Siz o an alınganlıktınız. Lütfen doğru arkadaşlarınızı dinleyin. Sevgilinizle alakalı da şunu demek istiyorum. Ayrılık kararı veren bazı Başak burçları, emin misiniz ya doğru insandı? Yani sizin sabrınız ya da o karşı tarafın beklentisi hızlandıkça siz korkmaya mı başladınız bilmiyorum ama sonra çok pişman olursunuz. İlişkiyi biraz daha iyileştirin. Biraz daha sakin ve sabırlı bekleyin. O insan sizin o parmağınıza o yüzüğü takacak ya da siz o insana o yüzüğü takacaksınız. Sadece sabıra ihtiyacınız var. Evli olan değerli Başak burçlarında hamilelikle alakalı uzun süredir tedavi görüyorsanız ve hala bu şans gülmediyse biraz daha mücadele. Özellikle bu ay kesinlikle böyle bir şey denemeyin. Çünkü hamileliğiniz biraz sıkıntılı yol açabilir. Ekim'den sonra denerseniz daha şanslı olacaksınız ama Rabbim size böyle bir enerji vermiş. Hiç korkmanıza gerek yok. Hem de biraz bunu psikolojik olarak güçlendirin. Yoga yaparak, meditasyon yaparak. Yani eşinizden kaynaklı sorunlar,
Dan dolayı biraz huzursuzsunuz ama bu olay tüp bebekle denenecek ve olacak. Sabırlı olmanızı istiyorum. Bazı başak burçlarında da radikal bir şekilde ev ayrılması var. Aileler tekrar sizi birleştirecek. Geçici birleşme ama en azından psikolojiniz maddi olarak da toparlanmak istiyorsunuz. Geçici maddi evrenizde toparlayın. Ondan sonra gayet mantıklı bir şekilde ayrılacağız. Yolları bir ayıracağız. Bu ara en çok lüks şeylere merak sarabilirsiniz. Yani parayı gördükçe hani televizyonun daha büyük. Özellikle televizyon değiştirecek başaklar var. Bilgisayar, televizyon, telefon değiştirecekler. Bu ara lüks harcamalarınız, arabanızı değiştirebilirsiniz. Tam anlamıyla tavan yapacak. Hadi hayırlı olsun diyorum. Bu ara mal mülk satımları ile ilgili özellikle şöyle toprak, arazi ya da bu tarz aileniz ya da size ait bazı ortaklı mallarınız varsa da güzel teklifler var. Değerlendireceksiniz ve bu değerlenmenin karşısında da daha kendinizi rahat hissedeceksiniz. Ama mesela bu değerlendirme bugün evet bu hafta var ama siz bunu 15 gün sonra satabilir ya da 1,5 ay sonra satabilirsiniz. Bu başlangıçlar gözüküyor. Yani ben bu hafta söyledim de yarın satılmıyor. Bunu bilin lütfen. Boğaz enfeksiyonlarınız bu ara çok fazla ön planda olabilir. Mide, kulak, boğaz ve tiroidlerle alakalı sorunlarımız olabilir. Bir de uyurken mide gazımız olabilir. Mide ilacınızı mutlaka alın. Bu ara en çok çok yakın bir dostunuz, üniversite, lise arkadaşlarınızla çok fazla güzel bir vakit geçireceksiniz ama burada yanlış anlaşılmalar var ya. Bir arkadaşınızın sağlık problemi dolayısıyla sıkıntısı olabilir. Özellikle kalp bölgesinde sıkıntı yaşayabilir. Dikkat diyoruz. Bir de değerli Başak Burçları geri dönmesini hayal ettiğiniz ya da şunu istiyorum bu olur mu diye düşünüyorsanız o sizi hem arayacak hem de o istediğiniz kişi olacak. Yani olur mu acaba düşüneyim mi diyorsanız evet olacak düşünün o enerjiye geçiş yapın. Bir de böyle her şeyi abartma yönünüz var değerli Başak Burçları. Yani her an insanlar size hazır olsun istiyorsunuz. Bir de titizsiniz, bir de her evin evet hem saygınlığınız hem misafirperverliğiniz ama maşallah misafir de diken üstünde oturmamalı. Biraz daha sabırlı olun. Özellikle ev hanımlarına sesleniyorum. Bu kadar çocukları boğmana gerek yok. Niye çocuk doğurdunuz o zaman? Değerli Başak Burçları çocukları boğacaksanız. Öpüyorum sizi. Hoşça kalın.